Selamlar. Şimdi cilt bakımı, ayak bakımı, el bakımı ile ilgili çok güzel bir video çekeceğim sizlere. Benim kullandığım ürünlerden biri, daha doğrusu ikisi, bunları karıştırıyorum. Şu bordo ve koyu kırmızı Ruby Woo. Bu zaten MAC'in çok meşhur bir ruju. Giderseniz MAC'te zaten görebilirsiniz bunu. Bunu önce böyle sürüyorum. Şöyle bir tonu var. Eğer bundan memnun kalmıyorsam, sıkılıyorsam çok hafif bordo değdiriyorum. Böyle ikisinin arası gül kurusu gibi bir şey oluyor. Gül rengi. Ve ben onu çok seviyorum. Onu kullanıyorum genelde. Ruj için tavsiye edebileceğim bu. Şimdi gül suyu var. Bunu Meltings'in bir ürünü. Bunu bana hediye olarak göndermişti. Daha önceki videoda da bahsettim. Şuralarımı sıkıyorum. Ferahlık veriyor bu bir. Onu çok seviyorum. İki, kokusu da güzel. Gül suyu biliyorsunuz bakım ürünlerinde çok tavsiye edilen, çok birebir güzel ürünlerden biri. Yağ alınmamış. %100 saf bu arada gül suyu. Bu da hoş yani. O ferahlatıcı etkisini seviyorum. Bir de güzel yani tavsiye edebileceğim bir ürün. Bu arada güllere taktım ben. İkinci olarak da şu biraz ücret olarak gereksiz bir para ama gül yağını seviyorum. Gül yağını da şöyle uyguluyorum. Hemen göstereyim. Duşa girdiysem eğer duşta duş sonrası ıslak saçımı uyguluyorum. Duştan çıktığımda da yani şimdi mesela çok hafif şöyle damlatıyorum. Malum. Biraz pahalı o yüzden çok damlatmayayım. Hafiften şöyle uçlara gezdiriyorum. Hem koku veriyor, hem de bakım yapıyor, hem de yumuşatıyor. Ben bunu bir sevdim. Valla güzel. Hoş. Şöyle bir şey. Evet, bu gül yağını duş. Ayrıca tenine de sürebiliyorsun. O yüzden de seviyorum. Yani birçok anlamda kullanabiliyorsun. Böyle ufak ufak kullanıyorum. Ücreti sanırım 60 TL falan gibi bir şeydi. Ben de açıkçası para verirken biraz düşünüyorum alırken ama ne bileyim alasım geldi. O yüzden aldım diyebilirim. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Bu da bana hediye gelen bir ürün ama gerçekten memnun kaldığım bir ürün. Hiçbir işbirliğim falan yok. Zaten beğendiğimi paylaşıyorum, beğenmediğimi paylaşmıyorum farkındaysanız. Öyle bir karakterim de var. Bu ayak bakım kremi. Şöyle kremsi bir dokusu var. Aynı zamanda yağlı böyle bir şey. Güzel yani. Seviyorum bunun da şeyini. Yumuşacık yapıyor. Şöyle hafif şöyle göstereyim size. Şöyle sürünce vazelin gibi aslında hissi. Bu da Ivona diye bir markanın şeyi. Kokusu da böyle yumuşak, hafif böyle bir şey. Bunu çok seviyorum. Hafif de böyle bir parlaklık veriyor tene. O da güzel. Onu da sevdim. Bir de ayak bakımı yaparken suyun içine ayak işte için temizlemek için leğenin içine soğuk su. Sonra da Homemade'in benim çok sevdiğim çakraları var. Şöyle görmüş olduğunuz çakra yağları. Bunlardan damlatıyorum. Ya da bunun nane yağı var. Ayaklarıma böyle. Biraz da tuz falan ekliyorum. Kaya tuzu var böyle. Şu an elimde olmadığı için gösteremiyorum. Kalmadı. Ama onu seviyorum. Ve çok gelen sorulardan biri cilt bakımı. Valla cilt bakımımı anneme borçluyum. Annemin cildi inanılmaz güzel çünkü. Hemen size göstereyim. Annemin fotoğrafından anlayacaksınız. Onun için ekstra bir şeyim yok. Anneme teşekkür ediyorum buradan. Annemin çünkü teni mermer gibi görmüş olduğunuz gibi böyle bir tene sahip. O yüzden ben ondan geçmiş bir tenim var. Fakat ekstra olarak yaptığım bu Vicks var. Hani bu boğazımıza sürdüğümüz Vicks var ya. Ben onu buhar banyosu şeklinde gözeneklerimin açılması, tenimin iyice böyle ferahlaması için böyle bir ürün kullanıyorum. O ısıttığım bir tencerenin içine, yani sıcak bir tencerenin içine, sıcak bir tencere derken şey su ısınmış şekilde, aynı şeyden bahsediyoruz, neyse. Onun içine birkaç damla Vicks koyuyoruz. Sonra yüzümüzü tutuyoruz, hatta bir tülbenti başımıza geçirebiliriz o yardımcı şeyle.
Sonra onu böyle bir iyice yüzümüze tutuyoruz. Sonra buralar bir ferahlıyor, bir canlanıyor. Ya burada genetik faktör tam kabul ediyorum. Önemli bir şey ama yine de ben de kendime özellikle spor konusunda biliyorsunuz ki çok özen gösteriyorum. Cilt bakımı için de söyleyebileceğim şey bu. Bunu böyle uygulayabilirsiniz rahatlatıcı olarak. Ben çok ciltle uğraşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sadece bakım olarak güzel şeyler yapılması gerektiğine inanıyorum. Böyle kalkıp hani işte gideyim cilt bakımı yaptırayım. Çok nadir yaptırıyorum. Arada yaptırıyorum. Böyle hani bir arkadaşım var mesela, yeri var. Beni çağırıyor. Ben de arada gidiyorum hani. Normalde gitsem olur mu? Yani gitmesem de olur. Öyle bir şey. Çünkü önemli olan o temizliği yapıp yatıp uyumak. Çok takılmıyorum ona. Belki bu konuda biraz şanslı olduğum için de olabilir. Fakat bazen şey de yapıyorum. İmajinasyon çalışıyorum. Mesela gözümü kapatıyorum. Tenimi hep böyle güzel pamuksu ve güzel hayal ediyorum. Bir de öyle bir taktiğim var. Onu seviyorum. Onun dışında da söyleyebileceğim, ha, tenim için kremlerden bahsedebilirim. O yüzden biraz bekleteceğim sizi. Evet, bir yandan da konuşuyorum. Beni duyuyorsunuzdur. Bir de ben tenin nemlendirilmesi gerektiğine çok inanan bir insanım. Bunun için de Nivea'nın bu ürününü kullanıyorum. Bunu seviyorum çünkü şöyle bir başlığı var, kolayca sıkılıyor. Aynı zamanda da böyle rahatça elime, ayağımı, her yerime sürebiliyorum. Ve nemli oluyor. Eğer kuru bir cilde sahipseniz çok iyi. Yağlıysa bilemiyorum. Bu denilemesine nemlendirici bir serum. Faydalı bir ürün. Kuru ve çok kuru ciltler için. Benim cildim kuru kategorisine giriyor. Çok yağlı bir cildim yok benim de. Kuru olduğu için böyle bir şey yapıyorum. Özellikle son zamanlarda şimdi tatile gidince biraz yandım. Onun için de böyle kullandım. Güneş sonrası bir ürün var. Onu da göstereyim sizlere. Kusura bakmayın, böyle böldüm şey yaptım ama aklıma geldikçe paylaşmayı seviyorum biliyorsunuz ki. Bu da yine hiçbir para almadım. Naksan diye bir ürün. Bu da biraz 160 TL'ymiş fiyatı. Bunun da kokusu çok güzel. Bunun hatta size şeyini söyleyeceğim. Bir ara kullanmıştım ben. Vücuda sıkıyorsunuz sim. Bayağı simli şey, ürün. Güneş sonrası ya da gün içinde. Teniniz ışıldasın seviyorsanız, ben daha önce söylemiştim, Victoria's Secret'ın bir ürünü vardı. Bunun da var. Bunu da tavsiye edebilirim. Şu göstereyim. Bunun da böyle sürüyorsun. Hem tenine bir renk veriyor. O renk vermesi çok güzel. Artı olarak da pırıltı seviyorsanız pırıltı açısından çok güzel. Ki ben pırıltı seven bir insanım. Tenimin parlaması hoşuma gidiyor. Bu da güneş sonrası bir şey. Kokusu da güzel. Fayda, hani faydalı da cilde. İyi bir etki veriyor diye düşünüyorum. Hani belirgin size şöyle oldu böyle oldu diyemem ama güzel olduğunu söyleyebilirim. Güneş sonrası için ben bunu sürüyorum. Bir de Bepantol'ün bir ürünü var. Onu çoğu insan bilir. Bir de Bepantol kullanıyorum. O da güzel bir ürün. Tavsiye edebileceğim benim şu an için ürünlerim bunlar. Daha detaylı yine video istiyorsanız ben bununla ilgili çekebilirim. Seviyorum da zaten. Manikür pedikürümü dikkat ediyorum. Yazın şöyle görmüş olduğunuz gibi nar çiçeği seviyorum. Şu an elimde oje yok. Doğru dürüst. Ama bu halime de biliyorsunuz ben okey veriyorum. Şimdi Perşembe günü sahnem olduğu için o zamana yakın oje sürmeyi seviyorum. Ona da dikkat ediyorum. Tırnaklarımı genelde kısa kullanıyorum ama sivri ve uzun kullandığım zamanlar da oluyor. Çünkü tırnaklarım uzayabilen bir tırnak. Tırnak yapımda yani güzel söyleyebilirim bunu. Güzel bir tırnak yapım var. İstediğim zaman uzun da kullanabiliyorum. Bazen takma tırnağa geçiş yaptım bir evre oldu ama onu tavsiye etmem. Tırnaklara gerçekten ciddi manada zarar veriyor. Lütfen siz de böyle bir şey uygulamayın. Heves ediyor insan ama aslında çok yanlış bir şey. Onun dışında saçlarımı da genelde artık bu ara bu boy kullanıyorum. Küt çok seviyorum. Kütün modern bir hava verdiğini düşünüyorum. Hatta biraz daha şuraya gidesim var. Yani bayağı aşırı kısa şeklinde. Böyle bir şey de kullanasım var ama daha o kafaya erişemedim. Belki bir cesaret, artık zamanla olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Ama uzun saçı şu an Kezban ve Keko buluyorum garip bir şekilde. Söyleyebileceğim şu an için bunlar.
Daha detaylı bir video istiyorsanız yine bana yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kırmızı rujlu günler o zaman. Değil mi? Kırmızı rujumuzu seviyoruz. As always.